Allah Allah, şu havaya bak kardeşim ya. Bu hava hiç hayra alamet değil. Buradan bak, içinden ak gezenler çıkacak kardeşim. Burası Game of Thrones mu burası ya? Kolay gelsin aslanım, kolay gelsin. Çık, defol git, ava çık, kırarım senin belini. Bak ha bak, her seferinde burada yalandan ben gelince şey yapıyorsun. O ayağını öyle atarsan bacağını kırarım. Yardım et ya Rabbim, artık yani yoruldum artık ya. Bak bir de kürsülmüş gibi yapıyor ya. Arkadaşlar selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Kardeşim çok garip bir hava var gördüğünüz gibi etrafta. Kavmimiz helak olabilir yakında, bilmiyorum böyle bir yani. Sise bak, dedem çıkacak ya. Evlat benim pancarlarla lahanalar oldu mu evlat? Geliyorum evlat. Şimdi dedeme söz verdiğim gibi arkadaşlar, köyü kardeşim müthiş ileri bir medeniyete taşımak için bugün en önemli adımlardan bir tanesini daha atıyoruz. Artık kendi kendine yetebilme ve tarımı bir üst nokta, yani tarım şeyini bir üst noktaya, namaz mı kılıyor bu? Bir üst noktaya kardeşim taşıma şeyindeyiz. Kolay gelsin yengecim. Tarlalarımızı arkadaşlar daha düzenli kullanmayı düşünüyorum. Geçen hafta hatırlarsınız, geçen gün ayı avı birazcık uzun sürdü. Ayı avlanmaktan kardeşim köyümüze hiçbir yatırım yapamadık. Fakat son giderken ne açtık hatırlarsınız? Bıçkıhane açtık. Pardon, demirhane açmışız. Ben de ne açtığımızı bilmiyorum herhalde. Bakın burada arkadaşlar kalay falan filan her şeyi üretebiliyoruz. Bu Dobrojova bu. Sistem artık kendi kendine yetebilecek duruma gelmeye başladı. Nasıl yani? Taş bıçağı üretiyor mesela kardeşim. Depoya koyuyor. Depodan bu alıyor. Avcılık yapıyor. Anladınız değil mi olayı? Yani şu anda müthiş gidiyoruz gerçekten. Bak bu arada bak, becerilerimi arttırmayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız birazcık mutsuz. Olabilir bilmiyorum. Açlıktan olduğunu düşünmüyorum. Alt tarafı bir haftadır yemek yemediler. Bence sorun yapılacak bir şey yok. Abartmasınlar kardeşim. Bunlar açlık görmemiş belli ki. İş olarak arkadaşlar şimdi bakın. Avcı. 3 tane avcımız var. Demirci, aktar, oduncu, zanaatkar. Tamam güzel. İnsanların kontrol talebi. Bu neymiş abicim? Meyveli turta. Öncelik diyor. Ya bırak şimdi bu işi ya. Evet, demirhane. Arkadaşlar taş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Anlamadığım şekilde. Ben maden şeyi açmadım mı kardeşim? Ben madenci açmadım. Taş lazım. Çubuk lazım. Bir de çubuk taş lazım, evet. Abicim ben madenci açmadım mı ya? Madenci çalışmıyor musun koçum ya? Ben bir madenci açmıştım ama burası mı? Kazı barakası burası abi. İnşaat iskeleti. Burası kazı barakası. Dur bakayım. O zaman yeni 2 tane daha transfer gerekiyor. Tamam, bugün artık başlıyoruz. Bugün yapacağımız işlemler dediğim gibi 2 tane daha adam alacağım arkadaşlar. Şu evi bitireceğim. Ondan sonra kardeşim tarlalara devam edeceğim. Bir de bugün suni gübre üretimine başlamayı düşünüyorum. Bilmiyorum artık olursa. Bir de abicim şu yayı üretelim artık. Neyle üretiyorsak üretelim. O da bak sıkıntı yaşatmaya başladı bize. Bu nasıl bir sis böyle ya? Bugün hava bozuk kardeşim. Aynı geleceğimiz gibi. Karanlık. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Biz her şeye rağmen aydınlığın peşindeyiz. Kafamız bozuk değil Allah'a şükür. Tipimiz bozuk. Şimdi söylediğim gibi 2 tane erkek alalım bu arada kardeşim. Erkek alalım. Çünkü onları ben kazı barakalarına vereceğim. Onları erkek alalım. 1-2 ev yetecek mi ama? Bir tane daha yapacağız. Bilmiyorum, bir ihtimal yetebilir. Bakacağız bakalım. Bir gidelim alalım da abiciğim. Orada da daha böyle bir şeyler isteyenler var. Daha unigos, pancar, soğan, lahana istiyor. Ne işi varsa anasını satayım. Onlarla mı uğraşacağım abicim ya? Unigos da aç karnını doyuramıyor. Bizden yardım istiyor. Defolsun gitsin. Merhaba canım. Merhaba. Bal Ömer. Benim adım Ezel. Balsın Ömer, balsın. Cansın abim Ömer. Bu kazların hepsini var ya yapacağım, çalacağım. Hepsini çalacağım. Bir tane bile bırakmayacağım. Hepsini çalacağım. Hepsini. Bak. Tamam. Kim abicim var burada? Ya yenge sen yaşlanmışsın. Cibora. Çipura mı? Aa Çipura burada. Ya yengem seni alamam ya. Niye stanka? Yengem ikinizi alamam. Kazı barakasına adam alacağım ben ya. Sizi alamam ya. Sen kimsin? Unigos. Ben meşgul adamım Racimir. Başkasına sor diyor ya. Eğer kafanı koparırsan bir meşguliyetim kalmaz koçum. Benim konuşturma beni. Öküz. Vallahi arkadaşlar şu bunun lahana, pancar diyor ya. Aslında ben bunları buradan alırım. Tamam mı? Soğan, lahana, pancar. Bunları buradan alsak kardeşim. Bir şey satıp. Hiç uğraştırmasa bu bizi mesela. Demir balta var. Bunu satmak istemiyorum şimdi. Bronz küreği falan. Şerbetçi otu tohumu var. Ya ben de hiçbir şey satmak istemiyorum biliyor musunuz? Bir şey satınca biraz moralim bozuluyor. Şunları satayım. Sepetlere abicim. Tüccar çalıntı eşyayı kabul etmez diyor. Nereden biliyorsun koçum? Üstünde çalıntı mı yazıyor? Çaldıysak çaldık ya. Orada bir uğraş verip de çalmışız biz onu. Neyin şeyini yapıyorsun koçum ya? Vallahi bizon kafatası var kardeşim. Duvara süs olsun yani. Ne süs abi, aç karnımız var ya. Şarap şişesi var arkadaşlar. Al bal şarap şişesi. Şimdilik satalım, bunlar gereksiz abicim. Yay var. Tamam. Şimdi ne istiyordu o? 20'şer tane pancar, soğan ve lahana istiyor kardeşim. Onlar şimdi burada, bunda yok o kadar ama. 20'şer tane istiyor, zaten alamam o kadar. Oha 7 tane lahana bu kadar etti zaten. Aa, para bitti ya. Böyle bir şey olur mu ya? Para bitti. Soğan alamadım abicim. Neyse 7'şer tanesini hallettik. Sıkıntı yok. Erkek adam yok mu çalışacak ya? Neyse diğer tarafa bakarız abicim. Diğer köye bakarız ya. Bakma öyle, gelirim oraya bak ha. Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Ne anlatıyor bu çocuğa, ne ders veriyor, kafasını eline sokup duruyor çocuğun ya. Falimir. Tamam arkadaşlar, yani 8'er tane lahana ile pancar aldık. Sıkıntı yok bakalım, tamam. Şu evi bitireceğiz abicim. Birisini aslında avcılardan bir tanesini versek diyeceğim. Şimdi işte taş bıçak falan lazım. Taşları falan toplayalım bir gideraya. Şu arkadaşlar hasırları falan da alıyorum, kamışları. Biliyorsunuz inşaat var birazdan. Boşu boşuna uğraşmayalım abicim bir ton şeyle. Açlık bastırmaya başladı bu arada ha. Birazdan şu etlerden yiyelim. Avcılar iyi çalışmıyor ya. Şu taş bıçakları falan biraz fazla yapmamız lazım bizim ya. Aha ördek. Aha ördek. Akşama ördek var. Dur. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Ne oldu? Ne oldu abicim? Yok oldu abicim. Headshot attım. Aha ördek buldum. Al abicim ördeği. Vallahi bu. Evet, kafayı suyun altında ördek yüzüyorum. Şu an boğulacağım abicim. Boğuluyorum. 4 et 10 tüy çıktı. İyi. Aslında şeytan diyor köyü terk et, kendi başıma yaşa. Köyü ben kurdum ama işte saçma olur. Vallahi şunları bol bol alıyorum arkadaşlar. Birazdan inşaat var kardeşim. Tek tek aramak istemiyorum ondan sonra. Bu arada taş bulan adam niye çalışmıyor hala, onu da anlamadım. Eline kazma vermedik mi onun? Tamam şimdi başlayalım yavaştan abicim. Bak orada oturuyor kardeşim. Bak buna saplayacaksın. Arbaleti buna sapla. Vallahi hak ediyor ya. Vallahi hak ediyor ya. Ulan buna anasını satıyor. Ne oluyor lan? Anasını satıyor. Buradan bir tane taş bıçak şuraya bırakalım. Bu arada taş bıçak bu kadar pahalı mı abicim? Gerçekten taş bıçak bu kadar pahalı mı lan? Taş bıçak bıraktım abicim et gelişi şey yapsın diye. Şimdi taş bıçağı niye üretmiyoruz? Şimdi sistemi bir kuralım abicim, tamam. Önce şuranın inşaatına başlayalım. Boş boş gezeceğimize. Yeni eleman buraya gelecek arkadaşlar inşallah. Şu bu arada şunları arkadaşlar koyuyorum kardeşim. Ne var ne yok. Ahşap kürek. Bak kürek önemli. Kürekleri buraya koydum. Mızraklarım. Mızrağı ver abicim, ben savaşıyorum da. Mızrağı ver. Kütükleri bana ver abicim. Taş balta koydum 4 tane. Ahşap kürek, mızrağı aldım. Tamam mı? Çubuk yok mu çubuk? Çubuk kalmamış ki. Tüh, sizin yapacağınız şey. Boyunlarını kırmak lazım bunların ya. Demir balta var burada arkadaşlar. Demir balta. Demir balta bende mi kalsa abicim? Demir balta bende kalsın. Ağırlık yapan şeyleri veriyorum ki böyle uğraşmayayım. Çubukları topluyorum kardeşim şimdi. Çubukları toplayalım. 3-5 tane de kütük alacağım. Evin inşaatını tamamlayacağım. Ondan sonra dediğim gibi bir tane kazıcı madenci gelecek. Madenci çalışmaya başlayacak. Ondan sonra işler düzene girecek. Bak şurada balta girmemiş ormanlar var. Şimdi geliyorum. Bakalım onların dersini vereceğim onlara. Elimdeki balta bu arada çok sağlam. 3 vuruşta bakın. 3 vuruşta indiriyor kardeşim. Acıma yok yani. Bu baltada acıma duygusu yok. Bu öyle bir balta. O yüzden bunu enayiler vermiyorum. Enayilerin elinde bir balta yaramaz. Benim bu balta çok iyi. Kendim buldum. Hatta ben bunu çalmış mıydım abicim ya? Evet, yolda buldum, çaldım arkadaş, hatırladım. 38 tane kütüğüm oldu. Bir tane daha indireyim. Karnımız acıktı abicim. Evet, işlem tamam. Geri dönüyoruz. Bir tane de et atalım ya, pişe dursun. Oğlum nereye kayboldum lan? Heh. Aa, acı çörek mantarı buldum. Gelsin. Ya abicim havuç var da bir sürü. Havucu da tüketmek istemiyordum ama yapacak bir şey yok artık ya. Tohum var arkadaşlar, tekrar ekeriz. Havuçta güzel bir gıda maddesi. Neyse, ekeriz, yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi şurayı hemen, çubuklar bayağı bir var. Burası olur bayağı bir. Hemen hallediyoruz şurayı. Ay tüküreceğim şimdi, ahşap çek içine gitti ya. Temeli atıyoruz, evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bayağı bir büyümeye başladı memleketimiz. Kendime yakında bir villa yapacağım kardeşim. Kendim böyle köy evinde oturma kararından vazgeçtim bu arada. Çünkü obanın reisinin şeyi belli olmuyor. Ağırlığı belli olmuyor böyle. Adamlarla komşu oturuyorum. La komşu bırak, aynı evde oturuyorum. Benim evde 3-5 kişi yatıyoruz ya. Fosun gitsin abicim, insanın kendi şeyi olamaz mı ya? Ben oba kararlarını nerede alacağım? Obamın kararlarını almak için kendime villa yapacağım yakında. Bakacağız inşallah. Şurayı bir yapayım abicim, bitsin de. Bu işler zor işler kardeşim. Bu işler bizim istediğimiz gibi işler. Hasırını da koyalım şunun. Ondan sonra hasır olacak. Eyvallah. Ben var ya, kelime oyuncuyum ya. Evet, 88 oldu şu anda. Yüksek ihtimalle bu ev burada bitti. Evet. Yok, bitmemiş. Neresi kaldı abicim? İçerisi kaldı. Dur. Kapı ters sandım lan bir an. İyi değilmiş. Oğlum orada boş muhabbet yapmayın, girin içeri. Sana ne ölüm? Sana mı soracağım nasıl konuşacağım mı? Gir içeri, yatacaksan yat. Biz burada inşaat yapıyoruz, adamlara bak. Tamam, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Burasını da yaptık kardeşim. Çok güzel. Bir ev daha oldu. Gir içeri. Vururum bak, çekici ağzına ha. Kardeşim, videoyu bölüyorum. Sizlerle bir durum hakkında hasbihal etmek için ve performans canavarı bir laptop isteyenler için MSI'ın Thin GF63 modelini sizlere çok kısa anlatacağım. GF63 12. nesil Intel Core i5 12450H işlemciye sahip. Bu sayede de tüm uygulamalarınızı hızlı ve sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. 16 GB RAM'i sayesinde yoğun kullanımda bile hayrola kardeşim yavaş bile demeyen bir model. Bilgisayarın depolama alanı 1 TB SSD seçilmiş. Yani tüm oyunlarınızı ve uygulamalarınızı hızlı bir şekilde yükleyip erişebilmeniz anlamına geliyor. Ekran kartı olarak ise RTX 4050 ile donatılmış. Yani oyunlardaki görüntüleri adeta cam gibi görmenizi sağlıyor kardeşim. Oyunların en yüksek ayarlarında dahi müthiş bir performans veriyor. Aynı zamanda 15.6 inçlik 144 Hz Full HD ekranıyla oyunlarda ve videolarda kesintisiz ve çok akıcı görüntülere sahip. İsterseniz oyun oynayın, milletle tek boğmacasına BS'lere girin. İsterseniz film izleyin. Yani bu ekran size tam olarak istediğinizi veriyor. Son olarak MSI Thin GF63 modelinin tasarımından da bahsedelim. Adından da anlaşılacağı gibi ince ve hafif yapısıyla her türlü mekana ayak uydurabiliyor kardeşim. Ayrıca çok gösterişli ve zarif kırmızı aydınlatmalı klavyeye sahip. Ya kaynar su gibi hem akıyor hem yakıyor. Tüm bu özellikleriyle MSI Thin GF63 hem oyun performansıyla hem de günlük kullanım performansıyla mükemmel bir seçenek. Bu modele tam şu anda Gaming.tr'de çok uygun bir fiyatla sahip olabilirsiniz. Ürün linkini açıklama kısmına koymuş olacağım. Oradan kesinlikle bir inceleyin derim. Şimdiden hayırlı olsun kardeşim, eyvallah. Ben Dobrojova'ya gidiyorum abi. Arkadaşlar şu ileriki köy, hemen şurada gözüken köy var ya, oraya gideceğim. Orada varsa hemen 2 kişi gelsin tabağa, çünkü bak ulan bu şerefsizler ormanı katletmiş ya. Ben bir tane ağaç aldım buradan en fazla, baksana şuraya ya. Aa kütük. Topla. Bunlar lazım oluyor abicim. Valla bu arada et konusunda problem yaşamıyoruz herhalde. Gıda depomuza bakmadım ama yetecek bir şeyimiz var. Hani adam alırken arkadaşlar bakmak da istiyorum bir yandan, sıkıntı çıkmasın diye. Buna böyle gök girdi kızıl çıktı abicim. Şu ateşin başına bakan boş beleş adamlar orada oturuyordur ya. Ya bu ne ya böyle abicim, bu kadınlar niye böyle ya? Ya Moldliboga var burada, Lulgarga var, Elveda var. Elvada. Kimi alsak arkadaşlar? Sen koçum Nadar. Ben koçum Radogos. Allah şunu bir çalarım da. Arkadaşlar burada kadınlar var sadece. O zaman yapacak bir şey yok. Eşitliğe inanıyorum. Demokrasiye inanıyorum. Edwalda yengem, sen geliyorsun bizim oraya. Tamam kalk hadi yürü. Madenci oldun, hayırlı olsun. Tamam mı? Bak geldiğinde ondan sonra yanlış yoldan gidiyorsun bu arada. Ters geldin. Neyse o oradan gide dursun. Allah arkadaşlar kadını madenci yapacağım. Bakın yeri yurdu yok diyor. Suyu şeyi yok diyor. Barkı yok diyor. Şunu hemen abicim Edwalda, şu evi atamadan önce hemen bir kazı barakasına atayım ben bu kadını. Tamam mı? Birazcık bir kazı yapsın. Ham madde çıkarımı 2 bu kadının. E işte fena değil bu arada ha, harbiden. Ham madde çıkarımı Ervina'nın aslında 3'müş. Aktar sen geçsene şeye ya, kazı barakasına. Hatta Aktar'da ne işin var abicim? İkiniz de maden yapın. Evet karar verdim arkadaşlar. 2 tane madenci oldu. Edvalda'ya da şu evi atayalım. Boş ev varmış 2 tane. Tamam ikisini de verdim. Hadi bakalım. Çok güzel. Bu ne diyor lan? Yakacak odun mu yok diyor. Ne diyor bu? Yatacak yer mi yok diyor. Yo yatacak yeri de var bunun. Yakacak odunu mu yok acaba? Vallahi anlayamadım kardeşim. Odun yok diyorsa da gitsin 2 tane baltayla vursun. Çıkarsın odun. Ne yapayım yani, onu da ben mi yapayım? Şimdi biz bir sabaha edelim, tamam mı? Ben bunlara kazmaları verdim arkadaşlar. Bunlar çalışmaya başlayacaklar yüksek ihtimalle. Ondan sonra dediğim gibi bıçak satmayı düşünüyorum. Pahalı oluyor. Taş iyi çıkartırlarsa. Mezarlığa dönmüş bak, burası da mezarlığa döndü ya. Oğlum gece vakti gürültü yapmayın, ben yatacağım bak ha. Şş, yatacağım bak ben. Ben yatıyorum. Benim işim var sabah ya. Bunlar gibi boş adam mıyım ben kardeşim? Ya Dobrojova. Ya bu ne arkadaşlar ya? Aynı evde yaşıyoruz hepimiz ya. Çekil oğlum, bak kapıyı bloklama. Hadi bakalım. İyi bari hava güzel bugün. Herkes geçsin yerine abicim. Herkes yerlerine geçsin. Bakayım bir göreyim şimdi bir. Heh, hava düzeldi. Bir göreyim bakalım herkesin yerinde. Kimin neye ihtiyacı varsa halledeceğim şimdi abicim. Sıkıntı yapmayın. Düzen oturacak. Edvalda'nın tahtası yokmuş arkadaşlar. Tahtayı ne yapacaksın lan? Ne yapacakmış bu tahtayı, onu anlayamadım abicim. Ev mi bitmedi acaba? Yo evler de bitti. Ben evleri bitirmedim mi? Tahta yok diyor ya kadın. O zaman diğer eve geç madem abi. Tamam geç diğer eve. Edvalda'yı başka eve taşıdım, tahta oldu. Frida koçum bak kavga etmeyin. Yeni geldi karı, yeni geldi diye bu yaptığın şakalar hoş değil. Tamam bak bunun bak kapıyı bloklama. Frida bana bir şey diyormuş. Bu ne diyor ya? Kendine iyi bir avcı diyormuşsun. Bahse girerim ki bir av kapışması yapalım mı? Bak belini kırarım senin bak ha. Ober reisiyle böyle konuşma. Gel. İşte budur, tam 5 saatim var dedi gitti. Ne dedi bu ya? Oğlum bende rainbow var lan. Sen salak mısın lan? Lan bende arbalet var lan. Salak. Neyse arkadaşlar adamı sinirlendirmesin şimdi. Şimdi abicim. Oğlum ne oluyor lan? Her şey yerine oturdu birden. Oo arkadaş. Her şey yerine oturdu bakın gördüğünüz gibi. Kazı barakasında alet yokmuş. Şimdi kazı barakasından %100 taş çıkartmasını istiyorum abicim. Hasır istemiyorum. Kazma ve kürek gerekmiş arkadaşlar. Şimdi kardeşim gıda deposunu boş ver. Bronz kürek. Bunu buraya koydum. Alın buradan çalışın. Tamam mı? Ve ne lazımdı? Kazma. Demir kazma mı? Demir kazma. Dur ben yaparım ki demir kazma. Olan ne var? Taş kazma var. Valla o zaman 3 tane taş kazma yapıyorum. Çünkü zaten taş çıkartacaklar. Taş gelecek yerden taş esirgenmez. 3 tane taş kazma vereceğim bunlara. Çalışsınlar abicim. 3 tane taş kazma verdim. Tamamdır. Kaynak deposuna. Başka ne lazım abicim? Hepsini bir halledelim arkadaşlar. Arkamıza bakmayalım ondan sonra. Aktar kulübesinde çalışan insan yok. Odunluk 1'de de çalışan insan yok. Birisi atılmış ya da ölmüş. Kim çalışmıyor şu an? Madenci, oduncu, demirci, avcı. Saka ne lan? Ha kuyu. Allah sen bilmiyorum. Sen bir şey yarıyor musun? Tam emin değilim ama bakacağız. Bunda da bıçak yok diyor. Bıçak yok diyor kardeşim. Buna da bir bıçak yapalım. 2 tane de bıçak yapalım. Bak arkadaşlar şuraya bak ya. Mesela mesele büyük ya. Ha, kütüklerin hepsini ben aldım ya, ondan diyorlar herhalde. Evet. Çekici buraya koyayım abicim, tamam mı? Bakır çekiç var burada. Al abicim, bunu da buraya koydum. Kullanın bunları ha. Yakmalık odun koyuyorum arkadaşlar. Bunları yaksın diye kardeşim. Odun yok diyorlar. Ondan sonra çubukları koymayalım. Başka ne koyacaktık? Demir baltayı koymayacaktık. Bıçak yapmadık mı biz? Ha, taş bıçak koydum 2 tane de. Tamam, şimdi bir bakalım duruma abicim. Neler eksik kaldı? 14 oldu bakın gördüğünüz gibi. Bayağı bir şey eksik hala ya. Çok ilginç şekilde. Nasıl olur bu ya? Şu kovaları şuraya koyayım. Kova koydum. Tamam. Kova da koydum 1 tane. 13 oldu. Tamam, şu an bütün şeyleri hallettim arkadaşlar, sorunları. Ahırda kardeşim kimse yok gördüğünüz gibi. Atama yok. Tamam. Bakın şimdi 13'tü. 10'a düştü evet. Hani az önceden şimdiye geldi. Neyse tamam. Önemli olanları hallettim. Taş falan üretimi başladı şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Tam boş yerleri boşalttım kardeşim. Ben karar aldım. Önce hemen şurayı bir halledeceğim. Ahşap çapam nerede benim abicim? Getir ahşap çapamı. Neredeydi benim tarlam? Tarla nerede? Dur bakayım. Heh, çapalanmamış. Şurayı çapala abicim. Bakınız çapalıyorum. Tarım arazilerine önem verme zamanı geldi abicim. Çünkü en güzeli tarım arazi. Mis gibi para var kardeşim bu işte ya. Bir havuç çıkartıyorum. Vallahi billahi parayı kırıyorum ya. Koçum bir küsülme, gözünü seveyim ya. Kalpte sıkıntım var bunun ya. O kösülüyor benim adam ya. Evet, şuralara havuç ekmeyi düşünüyorum tekrardan. Çünkü havuç tohumu var. Bir de gübre lazım arkadaşlar. Gübre de var da biraz. Az var ya. Çapa kırıldı şu anda. Elimde patladı. Hayırlı olsun. Bir tane daha yapayım hemen. Ahşap çapa. Çalışıyor musun yenge? Hadi bakayım ya. 8 oldu bu arada. Bak arkadaşlar, niye 8 oldu biliyor musunuz? Çünkü taş ve kütük üretimi başladı. Taş ve kütük geldikçe kaynak bulabiliyorlar ve sistem ilerlemeye başladı. Ama yani bilmiyorum. Yavaş vur ona. Şş, yavaş vur yavaş. Yani bakmayın yani. Şu an gerçek anlamda müthiş gidiyoruz. Ben de tarım yapıyorum bakın. Aslında tarımı daha büyük bir bölgede yapabiliriz. Burası tarım arazisi. Yanlara doğru da biraz gidebilirmiş yani. Neyse, şimdilik buradan havuç alırız biraz. Sanki yanlış değilsem zaten geçen yaptığımızda bu kadar büyük yapmamıştık arkadaşlar. Ya, ufacık bir yerden havuç almıştık. O da bayağı bir etmişti yani. Aslında para olarak da çok güzel ediyor. O kim lan öyle? Bu kim lan böyle? Bir dakika bakayım be. Şşş. Bana bak. Bana. Edwalda mı? Nereden geliyorsun koçum ya? Demin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Bu daha yeni mi geliyor lan bu deli? Ben az önce bunu gördüm. Bloklanıyordu bu. Allah Allah. Bu arada kış geldiğinde de arkadaşlar taş şeyi yapacağım. Ya bu kadın bana meydan okumuştu ama av için 5 saatim var demişti. Vs parasına değil mi ya? Kumar oynamadık değil mi? Aslında bir tane gitsek arbaletle avlasak ufak bir şey. Evet, yorulduk ya. Vallahi yorulduk. Şu arazi biraz bakın sıkıntılı ama olsun. Evet, çapa işi bitti. Son 2 tane daha atıyorum. Çapalandı kardeşim. Tamam. Burası havuç arazisi. Şurada bir engebe olduğuna bakmayın. Bu işin şeyinden. İşin tadı da orada zaten. Bende suni gübre var ama çantada yok. Nasıl olur bu? Böyle şunu koysak suni gübreyi abicim. Çanta yok mu ya hiç? Ben çantayı ne yaptım? Sattım mı abicim? Heh, basit çanta. Şöyle 3 yapalım kardeşim. Suni gübreyi de bu çantanın içine koyalım. Bakayım şöyle bir. Yok, havuç tohumu olmayacak çantanın içinde abicim. Bir tane daha yapalım o zaman deriden çanta. Ona da gübre koyalım. Tamam. Ha, şimdi çantayı koydum kardeşim. Tamamdır. Şimdi bunu nerede bu? Fide diyor. Yok. Arazi, çavdar tağlı, suni gübre. Ha. 3 tane mi var lan suni gübre? Olmaz. 3 tane varsa çok kötü. Oo, çok kötü. Çok kötü. Her bak, suni gübre lazım bana ya. Nasıl yapacağız? Vallahi çok kötü. Arkadaşlar suni gübre azaldı. Suni gübre mi alıp gelsek ya? Vallahi suni gübre lazım abicim ya. Şey güzel gidiyor da suni gübre yok. Gıda deposu muydu abicim? Kaç tane etimiz var bizim bir bakayım. 71 tane etimiz var. Maşallah maşallah. Hadi ulan ben de koyayım birazdan buraya. 5 tane koyayım. 20'yi at orada. 5 tane koyayım. Ben karnımı doyurmadım kardeşim ya. Vallahi billahi ben yemek yemedim. Bunlar yiyecek diye ya. Şu etleri yiyeyim bari. Tamam. Şimdi ben suni gübre alacağım birazdan. Şu araziyi daha da büyüteceğim. Biraz daha bir şeyler ekeceğim. Tohum alabilirsem eğer. Pancar ve soğan da ekebilirim bu arada. Bir de gider ayak kardeşim. Şundan av mav demişti bu kadın ya. Bir de yay nasıl yapılıyordu ona bir bakayım ben bir. Tezgahtan. Uzun yay. İtalya kaynağı yok diyor. Keten iplik var. Keten iplik diyor ya. Kütük var da keten iplik nereden bulacağım ben abicim? Neyse, gidelim bakalım bir. Bu arada bir kişi daha alabiliriz bu arada. Aktara veya şeye. Yani ot mot üretmek istersek arkadaşlar onlar da iyi olur. Lara da satıyorum çünkü ben. Ben her şeyi satarım kardeşim. Ben gözünüzün görebildiği, elinizin tutabildiği, ki tutmasına da gerek yok bu arada. Var olduğunu düşündüğümüz her şeyi satma politikası üzerine gidiyorum. Bir yandan da bakıyorum şuralarda hayvan varsa şu tek atalım da şu kadın bana artistik yaptı ya, avlanalım hadi diye. Böyle çok uğraşmadan şöyle vursak bir şeyi. Ne var orada? Bak bir şey gördüm orada. Hareketli mi o? Yok. Aha, şapkalı mantar. Şurada bizon var. Onunla 1v1 atmam ben. Bizonla uğraşmam abicim. Domuz olursa olur. Domuz varsa atayım 2 tane kafasına gitsin. Bizona uğraşamam şimdi. Domuz olursa olur. Eğik de olur, şey de olur. Anasını satayım, bu hayvanlar da birbirlerine telsizle irtibat mı kuruyor bunlar ya? Ben bir yere gelince kayboluyorlar. Aha, gel tamam olur. Kurt daha iyi. Arkadaşlar kurt daha da iyi ya. Dur. Oo, demir arbalet 1 tane var. Kurtla vs atılmaz. Mızrak var mı? Şöyle bakayım. Mızrak da yok. O zaman olmaz. Arkadaşlar sıkıntı çıkar. Yani çok saldırırsa bu uğraşamayız bununla ya valla. Şöyle ne bileyim bir yaparsak bir tane mızrak birkaç tane. 7 tane yapalım o zaman, tamam. Madem saldıracağız saldıralım abicim. Hem bunlar beni kıstırmıştı bir ara, bir intikam olsun abicim ya. Vuralım da 2 tane. Göreve bir bakayım ama bu bana ne dedi? Şimdi giderim şey der. Yok der, olmaz mı olmaz der abicim. Rakip gibi rakip. Ne diyormuş şimdi? Görev bu mevsim sona erecek. Avla tavşan kurt 8 tane ya. Defol git. 32 sikke verecekmiş. Ya abicim bundan uğraşamam ben ya. Hadi tavşan neyse de 0/8 diyor. Allah dur hadi ya, bir tane avlayayım şundan dur. Bu hak etti ya. Buna bir tane sıkayım da. Buna şöyle. Ay. Oha bu. Oo abicim silahı buldum, silahı. Ulan ilk ateşli silahları buldum, icat ettim lan. Arkadaşlar makina tekliyor. Makina tekliyor kardeşim. Makina çok fena bir makina. Bu yani felaket bir makina belli. Ben bunların hepsine tek atarım bak şimdi. Bak şimdi bak tek yiyecek. Bak. Hop. Tek. 2 tane avlayamayız dedin. Ne 8'i? 28 olsun, 28. Sen kimle vs atıyorsun lan? Bu şeyi boşuna mı çıkardık lan, bu oba reisi ol? Ulan gökkuşağının adını çıkarmak fırtınaya katlananların hakkıdır. Eyvallah. Ya arkadaşlar iyi hoş diyor da şimdi bununla da uğraşılmaz ya vallahi billahi. Neyse ya biz şu gübre işine bir bakalım. Yolda gördüğüm sürece vururum ben onları. Sıkıntı yok da. Şimdi peşinden koşacak vaktim de yok açıkçası ya. Vallahi billahi. Tavşan mavşan olur diyor da şimdi ben tavşanı vuramam abiciğim. O bayağı da gitmişim lan ben. Allah'ın izniyle bir sonraki şey zaten kışa geçiyoruz. Kış geldiğinde işler kolaylaşacak abicim. Kışın bir taş toplarım, taş bıçaktan parayı kırarım. Mevsimlik parayı kırıyorum. Mevsimlik işçiyim maşallah. Gidelim abicim. Hemen bir gelecek varsa şu aha şuradaki köyden de bir kişiyi alayım. 2 kişilik yer var ama o kişilik bunlarda var mı bilmiyorum. O yüzden gelsin bir tanesi bir bakalım. Olmadı onu da aktara falan veririz. Madenciliğe veririz. Sinek mantarı diyor bak. Bir de taş ok yok ya bende. Taş ok olsa. Bak şu elemanın yakında arabayı patlatacağım yalnız, onu söyleyeyim bak. Bu da bana şey olsun abicim. Bir görev olsun yani kendi içimde. Bu elemandan hiç haz etmiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim bak. Selamünaleyküm. Çiftçi nerede burada yenge? Vallahi çalarım bak ha tavuklarınızı. Çiftçiler nerede? 3 kişi daha oturuyor. Aha erkek. Beni alma. Buna. Ya Dobromir koçum oturuyorsun da gelmeyeceksen niye oturuyorsun koçum ya? Yaş 17 kıracağım belini şimdi ama ya. Çiftçi nerede abicim? Çiftçi. Çiftçiyi bulun bana bakayım. Bir alta yaramazsınız zaten. Ne mal satıyorsunuz ne bir şey. İda Milena. Bu kim? Niyemir. Çiftçi yok burada ya. Hay tüküreceğim. Sizin nasıl bir köyünüz var abicim? En ufak bir üretime hattınız yok mu? Yani siz niye yaşıyorsunuz madem, ben ona merak ediyorum yani. Burada yatak var. Dur bakayım şunu kapat. Hah, akmalı kodunu alayım bari. Benim adamlarım üşüsün, siz şey mi yapın abicim? Burada odun mu yakacaksınız? Olmaz öyle şey. Şu çiftçi olabilir mi arkadaşlar? Şuna bir sorayım bakalım var mı? Yenge! Yenge sen bir bilgili bir insana benziyorsun. Hayvan yemin var, gübrem var. Suni gübren yok mu yenge? Yumurta ne yapayım ben? Ulan aslında biz de ileride tavuk alalım ha. Arkadaşlar tavuk iyi gider ya. Sen Edita, sen Dobrova. Şöyle sandığı patlat bakalım. Allah belanızı versin be. İçeride adam varmış gördü. Dayı! Nadar koçum çalmadım be. Vallahi billahi var ya gözüktük ya. Vay şansıma tüküreyim ya. Arkadaşlar eleman gördü beni ya. Köyden de şöyle karşı karşıya geçebilir miyim bilmiyorum. Sıcaktan bu arada bayılacağım ya. Vallahi şu suya bir gireyim. Karşıya yürüyerek evet karşıya yüzerek geçiyorum. Ama yüzüyerek yani aynı zamanda da yürüyorum. Çünkü işte kardeşim her şeyin bir temeli var. Gördünüz mü? Bakın. Suni gübre vardır. Burası daha büyük bir köy. Oradan bir suni gübre alalım. Gidelim abicim işimize bakalım. Havuç, pancar, soğan, lahana. Bak bunların 4'ünü de ekeceğim. Kocaman bir tarım arazisi yapmayı düşünüyorum kardeşim. Ondan sonra dışa bağımlılığımız bitecek. Bu kadar söylüyorum bakın. Şimdi buranın çiftçisiyle bir muhatap olalım. Buranın çiftçisi neredeydi abicim? Bir soralım bakalım. Neredeymiş? Bu ne? Sandığı patlatmayacağım. Jaroknava. Bu kim? Bu Falimir. Falimir der zaman uff. Arkadaşlar bak ahşap çekiç. İşte ama bu ne lan? Yemek mi bu? Bunlar ne fakir insanlar lan. Sandık patlatmaya geliyorum. Bir tane bir şey yok. Bir tane don yok lan. Donu yok lan bunların. Selamünaleyküm. Edwin şu mallara bir göster bakayım koçum. Bana suni gübre lazım. Suni. Suni gübre. Arkadaşlar burada suni gübre. Bende para yok ama ödemeyi sana ben acı çörek mantarıyla yapsam. Nasıl yapsak ya? Demir arbaletimi vermem. Demir baltamı da vermem. Şerbetçi otu tohumu. Vallahi arkadaşlar bu var ya. Kardeşim bunu vermeyelim. Bak bu pahalı bir şeye benziyor. Bak bu pahalı bir şey belli. Taş bıçağı verelim tamam mı? Ama niye benim hiç param yok abicim? Ben sürekli parası. Hasır sepet. Tamamen estetik açı. Sat gitsin. Estetiğe ihtiyacımız yok. Allah'a şükür olsun. Suni gübre. Ver 4 tane ver. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Buradan 4 tane aldım da. Dur alayım 4 tane de. Abicim bende ahır yok mu? Ben niye gübre var bende? Niye ben suni gübreyi kendim üretmiyorum? Hatta ben gübreyi dut kullanarak bile üretebilirim. Yani ben onu bile hallederim. Şimdi aldım ben yine de. Götüreceğim. Ama yani böyle bunları şey yapmayalım yani. Bak es geçmeyelim ya. Ben onu üretirim. Ben deliyim abicim. Ben zır deliyim abicim. Ben üretirim onu. Dur. Yalnız benim köyde felaket gözükmeye başladı ya. Baksanıza şuraya kardeşim ya. Vallahi billahi var ya tokiler gibi ya. Buradan baksan toki dersin ya. Çok güzel vallahi, çok güzel gidiyor abicim. Şu şapkalı mantarları falan da topluyorum da gıda olsun, şifa da olsun. Şimdi bir bakacağım bakalım abicim. Benim ahırım var. Ahır. Kocaman ahır açtım. Ben orada niye suni gübre üretemiyorum ki? Bakalım şimdi bir tane üretmeyi deneyeceğim, oluyorsa el değirmeni harman yeri. Yalaf tanesi, keten tohumu yok. El değirmeni, 10x un. Unu da istemiyorum. Tezgah. Suni gübre. Bu kadar basit ya. Anasını satayım, beni niye uğraştırıyorsunuz ya? Bu kadar arkadaşlar ya. Suni gübreyi ben üretirim kardeşim, domuzlardan falan gübre bulup ya. Evet, işlem tamam. 12 tane oldu suni gübre, gerçi çok olmadı ama. Evet, suni gübreyi çalmışlar. Hayırlı olsun. Ha, buradaymış, tamam. Şimdi şurayı bir gübreliyoruz arkadaşlar. Gübreleyebildiğimiz kadar. Ondan sonra kardeşim daha ben yapacağım zaten burayı. Yenge basma, yenge basma, gübre bak. Aa, tavuk kümesi açıldı. Vallahi tavuk kümesi. Duttan falan da bir gübre üretiliyor ama bakacağız bakalım arkadaşlar ya. Ona da bakacağız. Evet, olay tamamdır abicim. Tarlalarımız artık şey yapmaya başladı. Dediğim gibi şuraya da tarla açmayı düşünüyorum. İleriye arazi. Toptan bir gübre alımı gerçekleştireceğim ya da bir sonraki gün duttan gübre yapacağım arkadaşlar. Ve kardeşim aktarı artık açacağım. Öteki köyden 2 kişi daha almayı düşünüyorum. Yani artık gerçekten insan yetmiyor. Ya insanlara bakabilecek takatimiz var abicim. Çünkü çok fazla gıda üretimi yapabiliyoruz gördüğünüz üzere. Bakın kardeşim, 25 tane et kalmış. Allah da belanızı versin. Nerede bu etler? Oo, işin tadı kaçtı ama ha. 75 tane et vardı burada bak. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi bunları kardeşim üreteceğiz. İnce daldan küçük sepet. İşte bak, ahşap şişe, ahşap kase. Bunları üreteceğiz. Mesela fiyatı 4'müş bak bunun. Bunların fiyatları aşağıda yazıyor. Kova mesela kardeşim. Daha bunları üretemiyoruz ama kaselerin fiyatları şey. Ben şimdi bugün kaseyi 18 tane küçükten üretebilirim. Hatta şey daha kolay abicim. Fiyat 10'muş. Basit meşalede. Küçük sepetin fiyatı 10. 15 pardon. Tamam bak, bunları da üreteceğiz kardeşim. 15 fiyat. Bunları satacağız ya. Bu kadar basit ya. Göstereyim size bak. Ahşap kaseyi 18 tane üretiyorum şu anda. Ne oldu lan? 90 tane ahşap kase mi geldi lan? Arkadaşlar 90 tane ahşap kase yaptım kardeşim yanlışlıkla. Ne abi? Kavga etmeyin lan. Bu ne abi? Uyutmuyor. Beyin uyutmuyor bizi. Acaba nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? Tüttürüyor mu? Ne yapıyor anasını sattım onu adamı? Nasıl 90 tane lan? Nasıl oldu lan o zaman? Ah ya arkadaşlar, tutamadım ya şeyi. Satıcıyı tutamadım kardeşim. Tezgah kapattı ya. Gösterecektim size de. Dobroniga bak. Ha yenge, ha seni yakaladım ben ya. Şuna kaç para veriyorsun sen bunlara? 2 fiyat mı veriyorsun? Defol git lan buradan. Defol git köpek. Namussuz karı ya. Arkadaşlar dolandırıyor ya. Adam dolandırıyor ya. Tamam dur, gel dur, tamam gel dur. Dur şimdi yoldan çevireyim şunu içeri girmeden. Dobroniga'yı. Ha Dobroniga, sana bunları satarsam bakın 180 tane sikke aldım arkadaşlar. 180 sikke aldım. İşlem tamam. İşlem tamam. Şimdi mesela abicim bak, sattığım ahşap kaseyi de bu arada bana geri 6'ya satıyor. %300 kar koyuyor. Namussuz karı. Ama paramız oldu mantıken. Onu düşünebilirsiniz öyle. Ne yapıyor içeride? Neyse. Tamamdır arkadaşlar. Bakınız sistem bu kadar kardeşim. Bir sonraki gün gübre üretimi, tarlacılık ve daha fazla büyümeye gideceğiz inşallah. Şimdilik burada duruyorum. Gece çöktü. Ben de şu ahırda kıvrılıp uyuyayım artık. Ne yapayım? Bir sonraki gün görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben burada uyuyorum aslanlar, haydi bakalım. İyi geceler. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Ahmet Acar, Bayram Tepe, Bora Arslan, Cihat Narman, Baku Elçin, Dominos'tan Tırcı Mevlütka, Kaan Çapar, Yağmur Kerimoğlu, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Çağatay Yurt, Duygusuz ve Canizm'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.